Merhaba Zuhal. Merhaba canım. Ben Talim çağırmadan önce bir şey, çok ufak bir şey açıklamak istiyorum. Tabii. Yani sormak da istiyorum. Sormak Şimdi istedim. Ben çok sosyal medyaya takılan bir insan değilim. Bunu hiç dile getirmedim burada, biliyorsunuz zaten. Hı-hı. Ama burada bu her gün ve hep yaşadığım bir şey. Beni hep Tolga'yla anıyorlar ve ben her dışarıda gören mesela arkadaşlar oluyor, tanımadıklarım bana onu soruyorlar. Devamlı işte DM'lerden yazıyorlar. Her resmimin altına mutlaka Tolga, Emel, Tolga vesaire yazılıyor. Yakıştırıyorlar mı yani sizi? Yakıştırıyorlar ya da hani kendilerince bilmiyorum ya da yakıştırmıyorlar ama yine de hep bir Tolga ismi geçiyor. O yüzden hep mesela resimlerim tamamen yorumları kapalı. Çünkü rahatsız edici bir durum oluyor bu. Ha. Ben bunu ona sormak istiyorum. Bu da öyle bir şey yaşıyor mu? Ya da bunu artık o mu yaptırıyor? Ya da burada bilmiyorum hani geçen bir arkadaş oldu ya, fanların mı artık? Bilmiyorum ama ya çok uzadı bu. Hiç kapanmıyor. Her gün bu konu yaşanıyor. Ha, bak rahatsız olmuş Emel, Tolga. Ya rahatsızlık da demeyeyim ama bu çok abartı hani burada. Bir tek onun üzerinden bana gidiliyor. Bilmiyorum, onda da belki bu durum yaşanıyor ama. Sen de muzdarip misin bu konuda? Ya şimdi şöyle Zuhal Hanım, hani şu an tek düşündüğüm şey çok yakın bir zamanda yarışmam var. Ona çok iyi bir şey hazırlanmak. Güzel sonuçlar almak, güzel şeyler yapmak kendi hayatımda. Yani Emel'in söylediği şey, ben sadece ona takıldım işte, Tolga mı yaptırtıyor diye. İnan benim bu kadar boş bir vaktim yok. Sana da bu kadar oluyor zaten, mu? Ya tabii sonuçta biz seninle ilk geldiğimizde seninle burada adımız geçtiği için bana da tabii bazı yerlerden geliyor mesaj ama çok yoğun bir şekilde değil ki, bu çok normal. Başka isimlerle de hani yakıştırdığı olduğu o bizi takip eden arkadaşlar, artık her kimse. Yani bu çok normal, hani burada gelip bilmiyorum nedenini. Belki de benimle konuşmak için böyle bir şey söyledim ama bence bu yanlış bir konuydu. Yani hani bana şunu diyebilirdim. Seninle Tolga... konuşmak için derken? Tamam da başka ne olabilir ki? Burada geldin dedin ki işte herkes bizi yakıştırmış. Bunu benimle bir alakası yakıştırma yok ki. Yakıştırma değil. Kötü olarak da yorum senin ismin geçebiliyor mesela. Ben mesela örneğin bir resim paylaşıyorum. Şak, ilk yorumum Tolga. Bakıyorum. Ben de tamam, fanlar. Ama ben kendi fanlarıma rica edip bazı şeyleri, kötü olan yorumları durdurabiliyorum. Bunu yapabiliyorum mesela. Bu bana gelecek taliplere ya da ona gelecek taliplere de engel oluyor. Yani şimdi, böyle bir şey önümü kesebiliyor benim bu. Şimdi şöyle, ben biliyorsun çok yoğun bir tempoyla çalışıyorum ben. Ve tabii ki de az önce bahsettiğim gibi çok hani önemli yapmam gereken işler falan var kendi hayatım için. İnan buradan çıktıktan sonra şunu yapıyorum. Bütün arkadaşlarım diyorum ki hadi Emel'e gidin, benim hakkımda bir şeyler söyleyin. Böyle bir şey olabilir mi sence? Ben böyle bir şey dediğini düşündüğümden söylemiyorum. Az önce onu şunu söylemedim. Diyorum. Dedin ki... Bizim bir olayımız oldu. Bir, iki, üç gün anlarım. Okey. Hani biter o orada. Ama hala şu an ben bunu yaşıyorum ya, artık diyorum ki hani bununla... Ya önüne geçmen gerekiyor bunun belki de. Nasıl? Ya da bundan... Sen hiç mi bunu fark etmedin? İlla ki fark ettin değil mi? Yani bizim senin olan konumuzun ben bir ay, bir buçuk ay önce falan... bittiği için, yani ben konuyu kapattım, o zaman da söyledim bunu. Hatta Zuhal Hanım da buna şahit, ben dedim artık kendisi bir bağlantım yok dedim. Birlikte kapattık biz bu konuyu zaten. Tamam, işte karşılıklı artık her evet, neyse. Evet, karşılıklı arkadaş hani, olmaya karar verdik ve kapattık. Şu kafada bir adam değilim, hani işte yani seninle bir şey yaşamak istesem bir başkası üzerinden değil, zaten bizzat gelip kendim bunu sana dile getirdim. Bak derdim Kemal. Ben sana... de aynı şekilde zaten evet, öyle yapardım. Yani o sana bunu söylemiş, o bunu yapmış falan, hiç ilgi alanı değil. Az önce de biz bunu Begüm'le de konuştuk. Öyle çok sosyal medya takıntısı bir adam ben değilim. Takip etmiyorum ben hatta. Ben de hiç bunu dile getirmedim. Sadece geçen bir bayan... Yani. Ama bak ben bunu 2,5 aydır belki ben buradayım. Bir kere benim ağzından kimse duymadı burada. Benim şu şikayetim var sosyal medyayla ilgili demedim. Ben diyorum ki geçen bayan burada dile getirdi, sen dedin ya fanlarım da ben rica ederim bunu hallettiririm. Ben senden ricam, bunu da halleder misin artık? Bizim isimlerimiz yan yana olmasın. Rica ediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyleme amacım buydu ya zaten. Bir canlı yayın var ve bunu canlı yayında dile getir. Orada hiç yani, zaten Zuhal abla açmıyorum bile çünkü orada da aynı şekilde Tolga aşağı, Tolga yukarı. Zuhal Hanım benim bir sene İnsana zaten... İnsana ağız tadıyla diyorsun, canlı yayın yaptırtıyorlar. Yaptırmıyorlar Zuhal abla. Şimdi... Hay Allah, ne yapacağız? Çok büyük bir sorun. Benim içime dert mi? Ben bu gece bana uyku yok, al buyur. Bütün şeyin bütün tadı kaçtı, al. Vallahi billahi. Ne yapacağım? Canlı yayın açamaz olur falan diyoruz. Söyle Muhammed ya, moralim bozuldu valla. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Bence senin hala aklının Tolga'da olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi. Ne? Nereden çıktı bu? İkincisi. Aynı. Şu grup alkışladı. Şey kim alkışladı gerçekten? O fanlar siz misiniz? Yakaladım, fanları kimin yakaladım. Kimin fanısınız? Kesin Tolga'nındır. Şimdi ben öncelikle... de buraya fanlarımı istiyorum. İki tane fan, bir buradan Esin. Bir alkışladıklarına buradan. Göre mesela bir şey biliyorlar ya da bir şey var yani. Şimdi şöyle. İkincisi, bir saniye Tolga. İkincisi ise şunu söylemek istiyorum. Ha, yaz geliyor, fanlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Küstürmeyin onları. Ben anladım. Tolga'ya bir soru sordun. Dedin ki bunun önüne geçmek için bir şey yaptın mı ya da yapmayı düşünüyor musun? Peki bu süre zarfı içerisinde sen niye önüne geçmek için bir şeyler yapmadın? Mesela ne yapmam gerekiyordu Muhammed? Bunu onun ne yapmasını istiyorsan. Ben mi onun fanlarına tek tek yapacağım? Onun bir satır yazıp bunu zaten yayınlaması bu olayı bitirecektir. Var. Örneğin ya. Ya da DM'den ya da vesaire mesaj kutusundan. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Artık her neyse. Yazıver Tolga. Sen de elini mi yapacak? Lütfen Emel'le hayır, ilgili. Hayır, benim takıldığım konu ne biliyor musun? De. Şöyle oluyor Muzoyl abla. Burada bu bize gelecek olan ve bizi beğenen insanlara kötü bir yansıma lanse hani ediyoruz kendimizi. Onda o yüzden haklı tedirgin ama. Yaşayabiliyorlar. Onda haklısın. Hı, ben şimdi... de diyorum ki bunun önüne geçelim diyorum. Biz şimdi artık Zuhal arkadaş Hanım. Kalmaya karar verdik. Görüşemesek de çok fazla konuşmasak da o ilişki bizim aramızda yok zaten. Emel iyi ki seninle bir ilişkim yok biliyor musun? Ben çok konuşan kadına bir hayat yaşamam zaten. yani çok fazla konuşuyorsun Zuhal Hanım. Hani bir şey yok bir şey söyledi hiç susmadı cevap veriyorum yani hani kendisi. Kızcağız muzdarip olmuş bundan da onu dile getirdi ama arkada da talibi meyve vermek üzere. Evet ben dilerim ki bunda Tolga'nın bir şeyler yapacağını umuyorum. Tamam, ben bunu Tolga gerekeni yaparsın tamam, sen. Hanım, Emel'e yazmayın böyle şeyler. Benim de iyi ki seninle bu arada ilişkim yok. Ben de seviniyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ne mutlu ikinize de. O halde Burhan Bey'i davet ediyorum efendim. Burhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız nasıl efendim? Çok şükür. İyisin. Çok şükür siz sormalı. Çok şükür biz de gayet iyiyiz. Burhan 23 yaşında pastane işletiyormuş. Evet kendi yerlerimiz var. Ay ne güzel. Oh şahane. Merhaba hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Nereden geliyorsunuz? Bayrampaşa'dan geliyorum. İstanbul'da. Evet İstanbul. Pastane işletiyorsunuz. Evet kendi yerlerimiz var, şubelerimiz var. Oh ne güzel. Öyle mi ne güzel. Keşke tatlı sevseydim. Çok yararım olurdu. Bir de vejetaryanmışsınız. Tatlıyı sevmiyorum. Peki, kaç yaşındayım dediniz? 23. 23. Aslen nerelisiniz? Kastamonu. Karadeniz oluyordu değil mi? Evet, Batı Karadeniz. Ben de Karadenizliyim, güzel. Peki, ben bir şey sormak istiyorum evet. size. Sizce dış görünüş mü ilk açıdan önemli yoksa iç güzelliğim ya da dış güzelliğim derler ya. Sizce hangisi? Bence %70 iç güzellik. Ama iç güzel sen mesela beni beğenerek geldin değil mi buraya? Ya beğenerek geldim. Ama hani demek karak... ki ilk öncelikle dış güzellik önemli. Dış güzellik önemli de hani ne bileyim sizi iki haftadan beri takip ediyorum kanalı burada. Şeyde televizyondan. Hı-hı. Hani kişilik olarak karakter olarak böyle sıcak kanlısınız. Bir teşekkür de hayvanlara olan sevginiz daha bir başka. Evet, de, çok seviyorum evet, onları. Ben de köpek evet. besliyorum bir tane. Çok güzel. Küçük cinslerden. Evet, çok seviyorum. Şu açıdan sordum onu bu arada. Hani bana samimi gelmiyor örneğin iç güzellik. Çünkü ben mesela bir insanın öncelikle yanıma yakışıp yakışmadığına ya da dış görünüşüne bakıp ondan sonra zaten içini tanıyıp sevebilirim. Ki senin mesela bana dış görünüşünü beğendiğin için geldiğin gibi. O yüzden sordum. Peki ailenle mi yaşıyorsun? Evet ailemle yaşıyorum. Kaç kardeşsiniz? Ablam var sadece. Öyle mi? Evet. Haberleri var buradan geldiğinizden. Evet, evet hepsinin haberi var. Ne yorum yaptılar benimle alakalı? Annem çok beğendi. Teşekkür ederim. Babam da al gel dedi. Al gel. Kısa ve net olmuş. Güzel. Gelin olarak istiyorlar aynen. yani Emel'i. Hadi evet. bakalım. Hayırlısı. İkizler burcuymuşsun. Evet. Sevdiğim kadının beklentilerini karşılayabilecek kadar romantiyim aynen. demiş Burhan bize. Çok güzel söylemişsin çünkü ben romantik kendimde de severim karşımdan da beklerim. Ben mesela oldu ki ilk ayımı bile hatırlarım yani ilk ayım hani hangi ayda tanıştık başladık. Ben buna bile önem veriyorum. Küçük yani küçük sürprizlerle mutlu olabiliyorum ben.
Bunu da karşındakinden bekliyorum, düşünceli olmasını. Hani bence daha hani o şekilde olması bence daha zevkli. Hani her şeyde hatırlamak, hatırlatmak çok daha güzel bir şey. Evet. Peki gözlemlediğin kadarıyla ama merak ettiğin herhangi bir soru var mı bana soracağın? Yani sizi yakından daha çok tanımak istiyorum. Hani nasıl biri olduğunuz, yani gerçekten hani bana çok sıcakkanlı geldiniz. Tabii ki yani eğer ver diyorsun. Sizin hissettiğiniz duyguları ben de alırsam tabii ki, hissedersem yani, neden evet olmasın. Peki evlendiğiniz zaman ayrı mı yaşayacaksınız? Evet, ayrı yaşayacağım. Ayrı yaşayacaksınız. Güzel. Peki, birazdan açacağım paravanı. Bu arada soru düşünün. Aklınıza takılan bir şey olursa yöneltirsiniz birbirinize ama Anceline ve Özgür'ü davet ediyorum önce efendim. Öncelikle hoş geldiniz Özgür hoş ve Anceline. Ne var ne yok? Hoş bulduk, süper. Ay, süper gözüküyorsunuz zaten. Evet. Süper, süper de bir yemek yemişler. Evet, harika bir yemek yedik. Hadi harika yemeği de izleyelim, üzerine konuşalım. Bugün biraz sıkıntılı başladı aslında yayın da, sonra tatlıya bağladınız. Şu anki durum ne? Evet, gerçekten Özgür bugün biraz abartmış diyebilirim. Ama o kadar romantik akşam oldu ki, gerçekten bugün öğle ne oldu ki her şeyi unuttum. Unutturdu beni. Anceline biraz abarttığını düşünüyor aslında. Onunla ilgili ne söyleyeceksin? Ben abarttığımı düşünmüyorum çünkü şu an tanıma aşamasındayız birbirimize ve böyle ufak tefek problemler büyük sorunlara yol açabiliyor bende. O yüzden ben hiçbir sorun olmasını istemiyorum. Baştan peşin peşin konuşmak istedim her şeyi. Yemek güzelmiş. Her şey yolunda. Yemek güzeldi, evet. Harika yemek geçti. Zaten beraber diyete başladık. Oo, salata yedik. Fark ettim dedim zaten demin. Akşamları et salata, bravo. Ağır yemeğe karar verdik. Aa, tamam, yaz da geliyor zaten. Form tutuyoruz. Aynen. Güzel, evet, sorun yok değil mi? Yok. Sorun yok. Tamam, okutu ne? Zuhal Hanım, biliyorsunuz benim... Ben de çok merak ediyorum. Orada göstermedim. Evet. Benim açmaya çalıştım. Benim bir hayalim var. Ben baba olmak istiyorum. Bunu hep dile getiriyorum. Hep yani çocuğumun olmasını istiyorum. İnşallah. Yani. Evet. Benim kanımdan canımdan bir varlık getirmek istiyorum dünyaya. Çok güzel bir şey. Ona hitaben şunu vermek istiyorum sana. Baba olmak derken? Çocuk çıkmayacak, korkma. Bak bak. Biberon ve elcik. Ay çok güzel. Bunu çok güzel tabii ki de. Çok erken düşünüyorum şu an böyle bir hediyeler için. Yani içimden geldi, beğenmedin mi? Tabii ki de beğendim. Ben çocuklara bayılıyorum ama şu an biz sen de birkaç... Kabul etmiyor musun o zaman? Ediyordur canım, etmez olur mu? Kabul ediyorum tabii. Ama önce bir evlenin, evet, inşallah hayırlısı. Ya tabii ki, sadece ben bu... Sembolik bu tabii yani. İstiyorsun, çok güzel aslında, çok peki güzel bir şey. Şimdilik peki sizle vedalaşıyoruz. Fazla vaktimiz kalmadı. Daha sonra tekrar tamam görüşeceğiz. Hadi bakalım, her şey tamam güzel gitsin. Süper. Para
Kıraç Ercan. Gıybet çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar bizi, deliriyorlar sevdikçe seni sen de. İnanıp da bunlara yorma güzel kalbini, dedim işte adı üstünde hepsi gıybet. Merhaba, iyiyim siz? Çok şükür. Evet Emel'cim, bir karar verebildin mi? Evet, verdim. Çok kısa bir şey soracağım. Evet. Mesela oldu ki biz bir yola başladık. Evet. Ne kadar süreçte evlenmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi nasıl söyleyeyim? Kaç yıl geçmeli, kaç ay geçmeli? Yani ikimizin kararına bağlı misal yani. Anladım. Sen önce bir çaya götüreceğim mi? Onu söyle tamam. bize. O şey. Tamam. Ben dediğim gibi aynı duyguları hissedemediğim için olumsuz diyeceğim ama gönül koymayın rica ediyorum. Tabii tabii. Peki Emel yerine geçiyor. Burhan dilerse devam edebilir. Burhan'a çıkabilirsin Burhan'cığım. Sonra görüşmek üzere.